daha toplaştırmak gibi. Bacam herhalde. Dünya maalesef şanssız bir şekilde geçtiğimiz 3-4 yıl öncesinden günümüze kadar hala etkisi devam eden bir Covid-19 salgını geçirdi. Çok olumsuz sonuçları oldu. Tabii yine bununla birlikte işte Ukrayna-Rusya savaşı, işte Çin'in kısıtlamaları doğru gitmesi, ihracatları kısıtlaması ve stop yapması nedeniyle fosfor ve potasyum da dediğiniz gibi işte stoklara stok yapıyor, ihracatı durduruyor. Bütün bunlar dünyada ciddi sıkıntılardır. Yani dünyadaki işte biz her zaman söylüyoruz küreselleşme söz konusu, bütün dünya küreselleşiyor. Bu ne demektir? İşte dünyanın ta öbür ucundan başlayan bir olumsuzluk bütün dünyadaki bütün ülkeleri, bütün ekonomileri, bütün üretimi, bu tarımdan tutun sanayiye kadar belki elektroniğe, belki uzay bilimlerine kadar olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bizim burada esas sorunumuz gübrenin ham maddesi olan potasyum ve fosfordaki zamların artması, fiyatların artması ve buna göre işte bütün dünyaya ihracat eden Çin gibi gelişmiş olan ülkelerin stoklara gitmesi ve ihracatı kısıtlaması. Bu tarımı nasıl etkiliyor? Tabii tarımı olumsuz etkiliyor. Çünkü bugün tarım üretiminin olmazsa olmazı, en önemli girdisi ve en önemli bileşeni nedir? Kimyevi gübrelerdir. Kimyasal gübrelerde dünyanın herhangi bir noktasında üretim anlamında gelecek bir kısıtlama tabii ki tarımsal üretimi direkt etkileyecektir. Hele bu Çin gibi gelişmiş ve bütün dünya ihraç ham madde ihraç eden ülke olduğunu düşündüğümüzde çok daha etkili bir sonuç çıkaracaktır. Evet, bunun sonucunda potasyum ve fosfor, yani gübrenin ham maddesi olan ve bitkilerin besin elementi olan bu elementlerin işte stoklanması neticesinde hani gübrede direkt bir üretim eksikliği ve bunun da tarıma yansıması son derece olumsuz olacaktır. Nasıl olacaktır? Çünkü artık topraklarımız yorulmuş. Uzun yıllardır üretim yapıldığından artık suni müdahale olmadan dışarıdan bir etki olmadan üretim yapmak neredeyse olanaksız veya çok düşük bir tarımsal üretim söz konusudur. Bu çok ekonomik olmayabilmektedir. Dolayısıyla çiftçiler günümüzde artık yani kimyasal gübreler üretimi yapmaktadır. Kimyasal gübreler, yani kimyasal gübrelerin ham maddesi olan fosfor ve potasyumun stoklanması veya ihraç edilmemesi durumunda çiftçi direkt gübreye ulaşamayacaktır ve istediğimiz derecede gıda üretimine ulaşamayacağız. Gıda üretiminde bir sıkıntı yaşanacak. Özellikle gıdanın temelini oluşturan buğday bitkisinde, mısır bitkisinde veya sizin aklınıza bilecek endüstri bitkisi olan pamuk gibi ürünlerde ciddi bir üretim azlığı yaşanacaktır. Bu da tabii dünyada işte dediğimiz gibi buğdayda başta olmak üzere ciddi gıda güvenliğinde sıkıntı yaşayacaktır. Peki bunu ne yapmamız lazım? Aslında bunu çok önceden bunlara hazırlıklı olmak lazım. Hani şimdi bugün geldi bu sıkıntı kapıya dayandı, daha yeni ne yapabiliriz noktası biraz geç kalınmış bir noktadır. Biz buna hazırlıklı mıyız bilmiyorum. Yani bunun yetkili kişiler, ilgili kişiler bugüne kadar böyle bir hazırlık yaptığını bilmiyoruz ama yapmamışlarsa biraz geç kalmışızdır. Bundan sonra ne yapılabilir? Bundan sonra çiftçinin daha rahat bu üretimdeki ciddi girdi kalemine ulaşması için önlem alması gerekiyor. Yani çiftçinin daha
gübreye daha rahat, daha kolay, daha ucuz ulaşması sağlanmalı ki çiftçi de ona göre üretim yapsın. Özellikle bir yıl içerisinde gübre fiyatlarında ciddi bir artış var. İşte bu savaş etki etmiş, pandemi etki etmiş. Yani bu tür etkileri var ama bunlara karşı önlem alınması durumunda bunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Bizim çiftçilerimize bunu yapmak zorunluluğumuz var aslında. Çünkü o her halükarda, her durumda üretmek için hiç geri durmuyor. Sürekli üretiyor. Bizim de bu noktada ona yardımcı olmamız lazım ki çiftçi üretsin ve biz de güvenli gıdaya ulaşalım. Gıdada güvenlik sorunu yaşamayalım.